Gülay ben, Gülay Tatar. Maraş'ta doğdum, yani orada büyüdüm. Depreme kadar da Maraş'ta yaşıyordum. Çocuklarla ilgili birçok şeyi araştırırken pastanın üstündeki mumlarla ilgili bir hikaye okumuştum. Ondan çok etkilendim. Sonra doğal muma merak saldım. Bununla ilgili kurslara falan katıldım. Bazı eğitimler aldım bununla ilgili. Sonra da evde ufak ufak işte çocukların doğum günleri için falan bazı ürünler hazırladım. Sonra bir Instagram sayfası oluşturduk. Orada böyle küçük çaplı bir iki tane internet sitesiyle anlaşmamız vardı. Onları hazırlıyordum sadece. Ama depremden sonra artı bir gelire ihtiyacımız duyduğu için atölyeye çevirdik. Maraş'ta depremden hemen sonra biz o akşam çıktık Maraş'tan. Çünkü evimiz kalmamıştı yani. Evimize giremedik. Annemlerin evi zaten yıkılmıştı. Biz annemler ve ben ikimiz arka arka sokaklarda yaşıyorduk. Yani evlerimiz birbirimize çok yakındı. Biz annemlerin evine bile yıkıntılardan dolayı geçemedik. Çok zordu o gün ya. Biz aslında o şok anıydı. O yıkımı gördükten sonra ben o mahallede büyüdüm. O yıkılan mahallede büyüdüm ve evden çıktığımızda annemlerin evine giderken büyüdüğüm mahallede ayakta kalan sadece iki tane bina vardı. Ve hiçbirinin penceresi boş değildi. Hepsinde hayat vardı. Yani hepsinin perdesi vardı. Işıkları yanıyordu. Ben bazen geliyorum, atölyenin kapısını açıyorum. Sadece durmak istiyorum. Hiçbir şey yapmadım. Çünkü bir şokla biz bir şeylere giriştik. Çabalamamız gerek, durmamız gerek, başlamamız gerek diye. Yılmayacağız inşallah ama yorucuydu. Ama durmamak da gerekiyor. Hayat devam ediyor çünkü güneş doğuyor. Devam etmek zorundayız. Yaşadığımız sürece bu böyle. Bir gece çıktık. Sonra bir hayat kurmamız gerekti. Ve o hayatı kurmamız için ne maddi ne manevi hiçbir şeyimiz yoktu. Bir şekilde oluyor bir şeyler mecbur kalınca. Dedik hani atölyeyi kuralım mı? Yani daha doğrusu bu işe devam etmeli miyim diye düşündüm. Sonra o çalıştığımız internet sitelerinden bir tanesi aradı beni, Didem Hanım. Yani Gülay Hanım bir şekilde dedi, başlayın. İlk siparişinizi veriyorum ben dedi. Sonra o birazcık güç verdi bize. Dükkanı açtık. Dükkanı açtıktan sonra da şey oldu zaten. Belediye başkanı kadın girişimcilere destek olduğunu falan duydum. Onlarla direkt irtibata geçtik. Onlar zaten öyle güzel kucakladılar ki gerçekten. Kadın standlarına falan katılmaya başladık. Bir şekilde herhalde çok direnemem diyordum ama bir şekilde dönüyor şimdi ilk şarkımız. Doğal mumlar üretiyoruz. Bunun birçok alanda yani yapıyoruz mumlarımızı. Dekor ürünü olarak hazırlıyoruz, ev dekor ürünü olarak hazırlıyoruz, hediyelik olarak hazırlıyoruz. Aslında normalde birçok büyük markada da kullanılan mumlar parafinden üretiliyor. Çünkü parafin kokuyu kendi içine daha iyi hapsediyor. Kokulu mum dendiğinde akla ilk gelen şey zaten parafin. Ama parafin petrol atığı. Çok ciddi anlamda sağlığı tehdit eden, sağlığa zarar veren bir ürün. Soya muma da zaten ben bu yüzden yöneldim. Gerçekten soya mum hiç yakmasanız bile bulunduğu ortamdaki havayı temizliyor. Birçok faydası var. Koa hastası, astım hastası normalde mumdan rahatsız olurlarken soya mumla üretilmiş ürünlerin hiçbirinden zarar görmüyorlar. Hatta rahatladıklarını bile söyleyenler var çünkü havayı temizliyor. Biz bitkilerle falan da bunu, ben kullandığım esansiyel yağlarda da soğuk sıkım yağları falan tercih ediyorum. Kullandığım bütün yağların neye iyi geldiğini araştırarak ürün hazırlıyorum. Sağlıklı mumlar ürettiklerim. Bunu hem bir kadın olarak söylüyorum hem de engelli bir birey olarak söylüyorum. Maalesef ki çok benim de mağdur olduğum bir durum, maruz kaldığım bir durum daha doğrusu. Eğer engelli bir bireyseniz yapacağınız her şey sınırlıyken size daha da sınırlandırılıyor.
Ben bugüne kadar, depreme kadar özel bir hastanede çalışıyordum. Çalışma hayatında zorlandığım anda üretmeye başladım. Bu bittikten sonra da başka bir şeyle ben var olmaya devam edeceğim. Başarı denilen şey çok sınırsız ve çok mutlu eden bir şey. Herkes bence. Yeter ki hayal kuralım, yeter ki kendimize inanalım.